Anamam. Ne tarafa gidiyordunuz acaba? Köye gidiyorum Gülizar. Ne var, niye sordun? Madem İmmi aradı da siparişlerini hazırmış. He. Seyyar'a bacıya söyle, Ali'ye o baksın. Sen de gidip alıver. Emredersin Salma. Şimdi çıkmazsan zorla attıracağım seni. Yasin ağa. Ne oluyor orada? Bu adam sizi görmek istiyor hanımım. Derdin neyse bana söyle dedim, ileri geri konuşmaya başladı. Kimsin sen? Beni ağam yolladı. Ali sana. Yasin ağa tamam. Ben hallederim, sen gidebilirsin. Ne var? Senedin vadesi haftaya doluyor hanım. Ağam hatırlatmak için yolladı beni. Lüzum yok. Senedin vadesinin haftaya dolduğunu biliyorum zaten. Pazartesi sabah para masasında olmazsa ağam çok üzülür. Üzülünce de ne yapacağı belli olmaz. Anladık. Uzatma. Hadi git şimdi. Ağana da söyle, adam madam yollamasın bir daha bana. Serap Hanım gelmeyecek zaten. Gelmez sahip eder. Bize ayıp olmuş olmamış. Dert mi koskoca hanıma? Sahten bu musibetin bitmesini istiyorsa dert olmaz icap eder. Aha! Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Fatun. Çok sağ olun Serap Hanım. Allah bir yastıkta kucatsın Yılmaz. Sağ ol. Hoş geldin hanımım. Buyurun. Thank you.
Ne oluyor? Kim bu herifler? Anlarız şimdi. Ne istiyorlarmış? Balkan'dan gelmişler. Arazinin sınırlarını teyit edeceklermiş. Ne edeceklermiş arazinin sınırlarını? Dediler ki Balkan el koymuş buralara. Ne? Ne? Ne dedin sen? Banka el mi koymuş? Ne demek oluyor bu Serap Hanım? Ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Biz Ankara'dan geliyoruz. Bu arazi bankamıza ipotekliydi. Şimdi satışa çıkarmak için gerekli tetkikleri yapmamız icap ediyor hanımefendi. Bir yanlışlık olmalı. Bu arazinin tapusu benim üzerime. Bu arazi benim. Adım Serap Dinç Aslan. Bizim malumatımız arazinin Orhan Tofurcu'ya ait olduğu yönünde. Ne? Ne diyorsunuz siz? Yanlışlık yaptığınız aşikar. Size bu arazi benim diyorum. Duymuyor musunuz? Güllü. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Elinizde bir vesika falan var mı? Buyurun. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Ne arıyorsun bu saatte burada? Kemal, seninle konuşmam lazım. Gel içeri, gel. Ankara ile konuştum. Banka müdürüyle. Doğruymuş. Orhan toprakları üstüne geçirmiş. Borçlarına teminat olarak göstermiş toprakları. Borçları ödeyemeyince de banka topraklara el koymuş. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Nasıl olur böyle bir şey? Hepsi benim suçum Kemal. O adama güvenmekle çok büyük hata ettim. Kesin ona verdiğim vekaletle yaptı bu işi. Ne olacak peki? Ne olacak? Toprakları başkası satın alacak. Hem de değerinden çok daha düşük bir fiyatla. Köylülere verdiğim vaadi de tutamayacağım. Topraklar başkasına satılacak. Orhan öldü, belalarından kurtulamadım hala. Ne olurdu seni dinleseydim? Ne olurdu? Kendini suçlama Güllü. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Bazen yanlış insanlara güvenebiliyoruz. Toprakları kim alacak acaba? İnşallah insaflı biri alır. İnşallah. Şimdi herkes benim yalan söylediğimi düşünecek. Kendine ait olmayan toprakları bize bahşetti diyecek. Kimsenin böyle düşünmesine izin vermem. Merak etme. Yarın gidip köylülerle konuşurum. Yok. Olmaz. Ben konuşurum köylülerle. İnsanlara bir açıklama borçluyum. Kemal, yarın köye haber salar mısın? Gidip konuşacağım onlarla. Tamam, olur. Thank you.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.